ulaşmak için. Evet. Afyon. Afyon'un Afyon'sı ilçesi. Maşallah. Allah'ım hayırlısını versin. Benim memleket karışık biraz. Ben Türkiye'nin her yerine gezdiğim için nerede olduğum belirsiz. Doğum yerim İstanbul. Trabzon, Diyarbakır, Aydın, Nevşehir gezdik. Nevşehir'de 8 sene oturduk. Oradan babam Mehmet Hoca Aydın'a göçtük. Bitti. Şimdi Aydın'da mı? Daha aşağıda Almanya'ya, öyle mi? Ben oradan da evlilik sonucu Almanya'ya göçtük. Hayırlısı olsun inşallah. Yeryüzü Allah'ındır. Öyle tabii. Almanya'nın hangi şehri? Bremen. Ha, Bremen, Ali abinin orada. Ha, Ali şu anda otel mutlu da. Saatimiz geldi. Başlayalım arkadaşlar. Başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dün Kur'an'daki mescit kavramını ve evvelsi günde herhalde Yahudi ve Hristiyanların Allah'a oğul isnat etmelerini ve daha sonra da Allah'ın kendileriyle konuşması gerektiği gibi bir düşünceleri vardı. Bunlar üzerine biz de biraz kafa yorduk, anlamaya çalıştık. Allah'ın kulu orta bir kişiyle konuşmadığını, Şura suresi 51'de bunu anlattığını anlamaya çalıştık. Ve 118. ayetin sonunda biz kesin bilgiyle inanan bir topluluğa ayetleri apaçık gösterdik. Yani kesin bilgiyle inanmak isteyen insan ve toplumun için Allah evrendeki ayetlerini ve Resul aracılığıyla gönderdiği ayetleri apaçık gösteriyor. Kesin bir bilgiyle inanmak isteyenler için yeteri kadar bilgi var. Şimdi 118'den 119'dan devam edeceğiz inşallah. Şüphesiz biz seni bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak hak Kur'an ile gönderdik. Sen cehennemin halkından sorumlu tutulmayacaksın. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz seni müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Sen cehennemin halkından sorumlu değilsin. Müjdeci ve uyarıcı. Müjdeci kime müjde veriyor? İnananlara. Kimi uyarıyor? İnkar edenlere. İşte inkar edenlere diyor ki bir ahiret aleminde cehennem hayatı var. O cehennem hayatında inkar edenler ebedi olarak azap çekecek diyor. Onlar da diyorlar ki eğer gerçekten senin söylediğin doğruysa bize ateşin yiyeceği bir kurban getir diyorlar. Yani cehennemde yanan birini getireceksin ki biz sana inanacağız. Oysa Allah ahiret alemini sadece dünyada bilgi olarak veriyor, ispatını ahiret aleminde yapacağını söylüyor. Kesinlikle ahiret hayatındaki ölen insanlar ve cennete giden insanlar dünyaya bir daha gelmeyecek. Bu Allah'ın bir vaadidir ifadesiyle bunu anlatıyor. Şimdi hocam burada sen cehennemin halkından sorumlu tutulmayacaksın. Yani Resul, Nebi görevini yapmış, tebliğ etmiş, açıklamış ama insanlar kendi tercihlerinden dolayı cehenneme gitmişlerse bunun sorumluluğu sende değildir mi demek istiyor bu ayet? Yani senin görevin Allah'tan aldığın bilgileri o insanlara ulaştırmak. Eğer onlar senin söylediğini kabul ederse Müslüman olur ve senin söylediğin yani getirdiğin vahiyler çerçevesi içerisinde yaşamın düzenler kurtulur. Ama inkar eder, senin söylediğine inanmazsa
Senin onlar üzerinde zorlayıcı bir gücün yok. Sadece senin görevin uyarmaktır diyor. Mesaj bu değil mi? Yani inkar eden bir insana ne kadar uğraşsan haşa. Zaten hayata bakış açısı inancından kaynaklanıyor. İnanmayan bir insan ahiret alemine ile ilgili uyarsan da bir, uyarmasan da bir. Onlarda kesinlikle bir değişiklik olmaz diyor. Onlar inanmaz diyor. Yani her Müslümanın görevi zaten öyle bir zorlayıcı yok, dinde zorlayıcı yok diyor. Zaten Müslüman olanlar güç ve kuvvet haline geldiği zaman insanlara sadece mesajı verir. Eğer inanmazsa zulmünü kesinlikle yapamaz. İşte İslam otoritesi zulüm yaptığı zaman engel olur. İşte biz ayetleri ancak korkutmak için göndeririz derken de bunu anlatıyor. Peki hocam burada bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Şimdi biliyorsunuz bir DAEŞ denen bir şey çıktı. Mesela Irak'ta, Suriye'de işte o bölgelerde güya İslam'ı yayıyorlar. İslam adına devlet kuruyorlar, bir güç olmaya çalışıyorlar. İşte kadının biri başı örtülü ama işte ne o siyah peçe giymediği için kadının işte sen İslam'a aykırı gezdin deyip çarşının ortasında öldürüyorlar kadını. Bu da bir şirk değil mi? Şirk tabii ki. Allah öyle bir şey diyor mu? Bak kesinlikle bu DAEŞ bilmem terör örgütleri kesinlikle dış güçlerin İslam adına çıkarmış olduğu teröristlerdir bunlar. Kesinlikle İslam terörizm dini değildir. İslam antiterörizm dinidir. Yani öyle derken Müslümanlar güç ve kuvvet haline geldiği zaman veya gelmese de Müslüman olanlar bulunmuş olduğu yerde eğer saldırırlarsa, zulüm yaparlarsa, karşı koyamıyorsa çeker gider İslam'ı yaşayabilecek olduğu bir yere hicret eder. Ama böyle bir durumda güç ve kuvvet haline gelirse, hayır sen kendi dininde dur, kimseye zulmetme, kendi dinini beğendiğin gibi yaşa ama bize saldırma, bize müdahale etme, senin hesabını görürüm. Eğer saldırırsan mesaj veriyor. Yani kesinlikle saldırıcı değil İslam, saldırmayı ilk başlatan değil, savaşı ilk başlatan değil, savaşı ilk başlatana karşı mücadele verme, cevap verme anlamında Kur'an savaşı emrediyor Müslümanlara. 120. Sen onların dinlerine uymadıkça Yahudi ve Hristiyanlar senden kesinlikle hoşnut olmazlar. De ki, şüphesiz doğru yol Allah'ın gösterdiği yoludur. Eğer sana gelen bunca ilimden sonra onların heva, istek ve arzularına uyacak olursan, sizin için Allah'tan ne bir dost vardır ne de bir yardımcı. Burada şunları bilmek lazım. Sen onların dinine uymadıkça Yahudi ve Hristiyanlar senden kesinlikle hoşnut olmazlar. Yahudiler ne diyordu? Üzeyr Allah'ın oğludur diyordu. Hristiyanlar ne diyordu? Mesih Allah'ın oğludur diyordu. Peki ikisinin dini de aynı olsaydı, ikisi de Üzeyr ve Mesih veya Mesih dediği zaman ikisi de aynı şeyi söylerdi. Üzeyr dediği zaman ikisi de aynı şeyi söylerdi. Hani bir ayette de diyordu ya, Yahudiler dediler ki Hristiyanlar hiçbir şey üzerine değildir. Hristiyanlar da dediler ki Yahudiler hiçbir şey üzerine değildir. Yine bir ayette Yahudi ve Hristiyanlardan başka hiç kimse cennete gidemeyecek diyorlar. İşte bunlar kendi aralarında parça parça olduğu gibi İslam'ın karşısında, yani hak olan o dinin karşısında da kesinlikle İslam'a uymayan, Allah'ın gönderdiği vahiy orijini dinden sapan insanlardır bunlar. De ki şüphesiz doğru yol
Allah'ın gösterdiği yoldur. Yani neyle gösteriyor? Allah vahiylerle çerçevelediği din Allah'ın doğru yoludur. Eğer sana gelen bunca ilimden sonra, Nebi Resul'e diyor bunu, eğer sana gelen bunca ilimden sonra onların heva ve isteklerine uyacak olursan, senin için Allah'tan ne bir dost vardır ne de bir yardımcı. Yani sen de onlar gibi olursun. Ve Hakka suresi 43-44-45. ayette, eğer sen vahyin dışında bir söylemde veya bir eylemde bulunacak olsaydın, şah damarına yakalar hesabını sorardık diyor. O kadar peygamberler geldi, geçti. Bir tanesi içinden peygamber olduktan sonra kendisine verilen görevden sapan olmadı. Bu da onların Allah'ın kendini korumak istemesiyle Allah'ın koruması, kendisinin bağışlanma istemesiyle Allah'ın onları bağışladığını anlatıyor Kur'an. Maturidi'yi dinledim biraz, Maturidi hakkında bugün şöyle 1,5-2 saat kadar. Yani bunlar hiç Kur'an okumamışlar mı diyorum. Davud'a iki davacı geldi diyor. Davacının birisi 99 koyunum var, birisi de benim bir koyunum var. Burada iki davacı diye bahsettiği Davud bir tane, karısı kocası askere gidince karısı şeyde kalmış, evde kalmış. O kadınla evlenmek istemiş. Şu peygamber hakkında konuştukları şeye bak. Neyse onun kocasını bulup öldürülecek olan yere gönderiyor. Onu birkaç denemeden sonra öldürtüyor. Ondan sonra o karıyla, kadınla evleniyor. Böyle diyor. Ya tefsirlerde anlatıyorlar bunu. Ondan sonra Davud'un 99 koyunu ifadesini kullanırken Davud'un 99 tane karısı var diye anlatıyorlar o ayetleri. Yani hani Sad suresi 21. ayette anlatıyordu onu. İki davacı diye bahsetti. Bunu tespit eden yok. Birisi takva, benim bir koyunum var derken doğru yol, hak yol tektir. Hani Maide suresi 48. ayette biz dileseydik sizi tek bir ümmet yapardık ama denemek için farklı farklı ümmetler halinde, farklı farklı şeriatlar halinde yaptık ifadesiyle Rabbani yoldan sapan yüzlerce insanların anlamını teşkil ediyor. İblis ve iblis soyunu insan teşkil eden bütün insanlar farklı farklı yollarda olduğunu anlatıyor. Veya bir anlamda da yani iblis bir insandaki bütün güzel hasletleri alıp onu kendi egemenliği içerisinde o insanı gasp etmek, o insanı kendi sisteminde eğitmek anlamında kullanmış Kur'an. Yahudiler, Hristiyanlar senden kesinlikle hoşnut olmazlar. Peki ben Hatice Hanım'a bir şey sormak istiyorum. Şimdi bizim ülkemizde sistemi kuran, rejimi kuran, ayakta tutan, yöneten, savunan grup, kişi, kurumlar ben Yahudiyim demiyor. Ben Hristiyanım da demiyor. Bizden Yahudi veya Hristiyan olmamızı da istemiyor. Peki o zaman bu ayetin benim hayatımda bir karşılığının olması için illa benim olduğum yerde Yahudi ve Hristiyanlar mı olması lazım beni dinlerine çevirmek isteyen? Yoksa benim ülkemdeki hakim otorite, hakim güç içinde bu ayet geçerli midir? Tabii ki geçerlidir Tevfik abi. Çünkü anlattığı Müslüman tipiyle anayasalar, işte yönetim şekilleri birebir uyuşmuyor. Kesinlikle çok farklı.
bu ayet sadece Yahudi ve Hristiyanlara değil, günümüzdeki Türkiye'deki insanlara da hitap ediyor. Yani Müslümanım diyenlere de hitap ediyor, hepimize hitap ediyor. Mesela ben bunun hayattaki karşılığını da görüyorum. Belli bir zümreye ne yaparsan yap, ne kadar iyilik yaparsan yap, ne kadar yatırım yaparsan yap, efendim maddi manevi onlara ne kadar imkan sağlarsan sağla, sonunda onların heykellerine tapmadığın için, onlar gibi rakı şarap içmediğin için, onlar gibi batıya özenmediğin için kesinlikle sana değer vermiyorlar. O zaman bu ayet bize sosyolojik bir gerçeği anlatıyor. Evet, ya, kesinlikle. Ben şöyle özetleyebilirim. Bize diyor ki Allah, bak sana gelen bunca ilimden sonra, okuduğunuz bu kadar Kur'an'dan sonra, bilgiden sonra kalkıp da hakim güçlere, Müslüman olmayanlara, sizi sevmeyenlere yalakalık yapmayın. Onlara yaranacağız diye taviz vermeyin. Eğer böyle yapacak olursanız sizin için Allah'tan ne bir dost vardır ne de bir yardımcı. Yani Müslüman kimliğinizi koruyun. Sizin Müslüman kimliğinize kim zarar veriyorsa bu fark etmiyor. İster sağdan, ister soldan, ister önden, ister arkadan. Hiçbir önü yok. Tavrınızı koyun ve yalnızca Müslüman olarak ölün. Meyletmeyin. Fakat işin acı gerçeği şu. Süleyman Hocam burada mı? Evet hocam, buradayım. İşin acı gerçeği şu. Bugün sana şunu sormak istiyorum. Bizim ülkemizde var olan ben Müslüman diyen insanların tamamı kendilerine hükmeden bu güce karşı, bu sisteme, bu yapıya karşı meyletmiş durumda değiller mi? O güçle iyi geçinmeye çalışıyor değiller mi? Sen hiç televizyonlardaki bir profesörden, ilahiyatçıdan bu zamana kadar Allah bizden bir dünya kurmamızı istiyor, Allah bizden batılı, tağuti rejimleri reddetmemizi istiyor dediğini duydun mu? Hayır, duymadım. Duymadım hocam. Tam aksine bu tarz söylemleri yapanlara terörist diyorlar. Hatta devleti olmayanın dini de olmaz gibi safsatalarla insanları devlete karşı gelmesini engelliyorlar. Zaten burada karşı gelinen şey devlet değil aslında. Batıla karşı geliyorsun. Devlet hakkı uygulasaydı niye karşı gelsin ki Müslüman? Burada karşı gelinen devletin şeyi değil, bizatihi kendisi değil, o devletin gücünün batıl yönde kullanılmasına burada karşı istiyor. Mesela Firavun hak yolda kararlar verseydi, Musa oraya karşı gelir miydi? Gelmezdi. Devlet dediği şey bir aparattır. Yani bunu iyi yönde de kullanırsın, kötü yönde de kullanırsın. Bir araçtır yani. Aynı otomobille adam öldürmeye de gidebilirsin ama bir hastayı hastaneye de götürebilirsin. Böyle bir şey. Hangi yolda kullanıldığı önemli. Ama Allah bize ne diyor? Batıl yönde kullanılıyorsa bir devlet ve onun gücü, diğer şeyler, siz onlara meyletmeyin diyor. Peki bu uyarıyı Allah niye yapıyor? Hasan Hocam'a sorayım. Allah niye böyle bir uyarı yapıyor Hasan Hocam? Hasan Yılmaz yok herhalde. Kur'an'ı ancak o şekilde hakim kılabiliriz. Allah da bize devlet kurmamızı istiyor. Dünkü işlediğimiz ayette Hazreti Peygamber'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gidip orada güç kuvvet haline gelip tekrardan ordularla o hac ibadetini yapmayı engelleyen o müşriklerin başlarına o şeyi yıkıyor. Eyvallah. Şimdi bir de bu iş zor bir iş. Yani dünyanın en çetrefelli, en zor işi. Çünkü mücadele var, çile var, gözyaşı var, acı çekmek var, ölüm var, her şeyini kaybetmek var. İçinde yok yok. Yani eğer hak yolda durmak istersen, sabretmek istersen, bu kadar baskıdan, bu kadar çileyi görünce insanlar muhtemelen hakim olan güce,
batıl güce meyletme eğiliminin içerisine girmiş olmaları lazım ki Allah sakın böyle yapmayın diyor. Demek ki o zaman bizi de gelecekte bekleyen bir takım sıkıntılar geldiğinde bu ayeti hatırlamamız gerekiyor. Bu ayeti bilmemiz gerekiyor. Birilerine meyletmememiz için. Yani bu ayet bizdeki mücadele bilincini, dayanıklılığı, motivasyonu inşa ediyor, sağlamlaştırıyor. Ben öyle anlıyorum. Bilmiyorum başka sözü olan varsa bu ayet hakkında buyursun söylemesin. Şimdi şöyle diyelim. Aslında bugün İslam adı altında yüzlerce tarikatlar, mezhepler, cemaatler, fırka fırka olmuşlar. Bunların hepsine sorsan, kendi mezhebinde olanı doğru yolda, kendi mezhebi dışında olanları da yanlış yolda olarak görür. Bugün Ehl-i Sünnet ve Cemaat mezhebi bile dört mezhebe ayrılmış. Hanbeli, Maliki, Şafii, Hanefi. Yani birine sordum, sen hangi mezheptensin dedim. Hanefiyim dedi. Keşke dedim Müslüman olsaydım dedim. Bana sapık dedi, çekti gitti. Aradan şöyle 3-5 ay geçtikten sonra, ya senin dediğini düşündüm ben dedi. Kur'an'ı okudum dedi. Ya Kur'an'da mezhep diye bir şey mi var? Allah'ın yolu tek yoldur. O da vahiylerle çerçevelenmiş. Bunlar dedi Allah'ın helal dediğine haram, haram dediğine de helal diyorlar. Bugünkü Yahudilik ve Hristiyanlık da Allah'ın helal dediğine haram, haram dediğine helal demiyorlar mı? Yani vahiyin orijinli dinin dışındaki bütün dinler Kur'an'a göre Allah'ın dini değildir. Allah'ın vahiyle çerçevelediği din Allah'ın dinidir. İşte fıtrat dini, Hanif dini, İbrahim dini derken bunu anlatıyor Kur'an. İşte bu Yahudiler, Hristiyanlar, Şia ve Ehl-i Sünnet mezhebi olan mezhepler de genel başlık altında. Bunların hepsi Kur'an'ı kesinlikle muhatap olarak almışlar kendilerine. Kendileri bir din uydurmuş. Şu anda Ehl-i Sünnet ve Cemaat dediğin o mezhep kurucuları, onlar belki bir şey dememiştir ama o yolda takip edenler, o yolu izleyen insanlar şu Kur'an'a tamamen muhalefet bir söz ve davranış içindeler. Öyle evet. Ayetin sonunda da eğer onlara meyledecek olursan senin için Allah'tan ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Yani bunun bedeli çok ağır. Dik durmadığın zaman eğer yapamıyorsan kafir oluyorsun. Bu da şunu da aynı zamanda bize gösteriyor. Bir kişi bir defa şahadet kelimesi getirip Müslüman olduysa inkar etmediği sürece Müslümandır diyorlar ya. İşte bak bunun yalan olduğunu söylüyor bu ayet. Sana gelen bunca ilimden sonra onların heva isteklerine uyacak olursam, yani onlarla bir sentez yapacak olursan, onlarla can ciğer kuzu sarması olursan, senin için Allah'tan ne bir dost ne bir yardımcı vardır. Allah dost değilse, yardımcı değilse bir kişi cennete gidebilir mi? Gidemez. Demek ki böyle yaptığın zaman kafir oluyorsun. Yani şunu kesin olarak unutmamamız gerekiyor. İslam dini asla ve asla sentez kabul etmez. Ya İslam'dan yana olursun, Müslüman olursun, dik durursun ya da kafir olursun. Yani ister külliyen kafir ol, istersen birazcık sentez yap. Bir şey değişmiyor yani. Yani ayette işte onun belgesi. Ayetlere baktığımız zaman mutlaka insanları saflarını netleştireceğiz diyor. İki arada bir derede bırakmayacağız diyor. Yani o inanan doğru yolda inansın, inkar eden de inkar ettiğini bilsin diye biz safları netleştireceğiz ifadesi kullanıyor. İşte bunları da mutlaka sınavla bunları devam ettirip deniyor Allah. Evet, 121.
indirdiğimiz kitabı gereği gibi okuyanlar, işte ona iman edenler bunlardır. Kim onu inkar ederse, artık onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Şimdi öyle derken aslında Allah'ın Nebiler aracılığıyla göndermiş olduğu bütün kitaplar Allah'ın insanlar için yol gösterici olan kitaptır. Hiçbiri hiç diğerinden ayrı değildir. Hepsi birinin helal dediğine diğeri de helaldir. Birinin haram dediğine diğeri de haramdır. İşte Maide suresi 67-68. Ayetlerde ey Yahudiler, ey Hristiyanlar, siz size gelen Tevrat ve İncil'i Allah'tan geldiği gibi ayakta tutmadıkça siz hiçbir şey üzerinde değilsinizdir. Şu anda Kur'an Kur'an diyen insanlar şu Kur'an'ı Allah'tan geldiği gibi ayakta tutmadıkça aynı Tevrat ve İncil'i ayakta tutmayan insanlar gibi Müslümanım diyenler de Kur'an'ı ayakta tutmuyorlarsa onlar da hiçbir şey üzerine değildir. İşte kitabı gereği gibi okuyan ifadesini kullanırken onun koyduğu emir ve yasaklara göre yaşamını düzenleyen insanlar anlamında kullanmış. Hani Enam suresi 162. ayette de ki benim yaşamımı, ölümümü, namazımı, ibadetlerimi gökleri ve yeri yaratan Allah belirler. İşte vahyin ortaya koyduğu mesajı kabul edenler Müslüman ve yaşayanlar, onun dışındakiler Müslüman değil diyor Kur'an. Söylem ve eylemleri uyum halinde olması lazım diyor. Kitabı gereği gibi okuyanlar. Şimdi soralım. Kur'an yetmez diyenler kitabı gereği gibi okuyanlar mıdır? Hatice Hanım'dan başlayalım. Tabii ki öyle değildir Tevfik abi. Eğer zaten gereği gibi okusalar o cümleyi kullanmazlar. Kur'an okumanın Allah'ın emirlerini ve yasaklarını yerine getirmek olduğunu anlarlar. Yani okuyup geçmek anlamında değil yani. Eyvallah. Peki Mete'ye soralım. İşte bu hal çökerse, bu din çöker diyenler, mezhepler olmazsa hiçbir yere varamayız. İşte 1400 yıllık atalarımızın getirdiği bu kültürel mirası terk edeceğiz diyenler, bunlar kitabı gereği gibi okuyanlar mı? Abi kime sordun? Bana mı sordun? Evet. Tamam, ben de duydum ya, arkadaşlara soruyorum. Sağırmayayım acaba, yanlış mı anladım diye de. Abi, Allah Kur'an'da istediği bir metot var. Islah, düzeltilmesi. Yani yanlışların terk edilip doğruların ikame edilmesi. Yanlışlara sahip çıkarak doğruları hakim kılamaz. Yanlış ne varsa yanlışlık değiştirilmesi, iptal edilmesi lazım. Bu Kur'an dışındaki her şey, ki Allah'ın emri o, yanlış olabilme ihtimali yüksektir. Kur'an neye izin veriyorsa ona sarılınır. Mesela Kur'an diyorsa git efendime söyleyip tıp doktoruna sarıl, ona sarılmak sonrası kural emrediyor. Kur'an diyorsa şunu yapma, onu yapmamak lazım. Mesela hadisler, bunun içinde hadisler hiçbir yerde Kur'an'da geçmez. Allah bahsenir hadis diye Kur'an'dan bahseder. Başka hiçbir hadisten bahsetmez. Uydurma rivayetlere hiçbir zaman sarılmayı emretmez. Bunların atılması gerekir. Yoksa aksi takdirde Allah'ın ismi. Evet. Peki Süleyman Hoca'ya da soralım. Eğer Kur'an'ı gereği gibi okusalardı, 4 tane, 5 tane mezhep olur muydu? 7 tane, 8 tane, 10 tane, yüzlerce tarikat olur muydu? Olmazdı hocam, mümkün değil. Yani Resulullah'ın izinden gitmek bu değil. Onun mezhebi yoktu. Ölümünden sonra mezhep uydurdular. Ölümünden sonra bu mezhep uyduranların Kur'an'a ekledikleri şeylere iman ettiler. Yarın mahşer günü zaten muhtemelen göremeyecekler de karşılaşırlarsa nasıl yüzüne bakacaklar, nasıl senin izinden gittik diyecekler. Tabii ki. Aynen öyle. Allah diyor ki Resulüne, de ki ben yalnızca bana vahyalına uyarım diyor Ahkaf suresi 9'da.
birçok şeyde. Ve burada bile mesela bu okuduğumuz ayette meyletme sakın diyor. Onlara meyletme. Şimdi biz de bizden öncekilerin uydurduğu hadis külliyatına, mezheplere, kültürel mirasa meyledecek olursak bize de Allah ben size dost olmayacağım diyor. Ha Allah sadece Buhari'ye, Müslü'ye mi, bilmem niye mi meyletmeyin diyor. Hayır. Vahyin dışında bütün şeylere meyletmeyin diyor. Yani bunun içerisine sosyalizmden, Marksizmden, demokrasiden tutun, Kemalizme kadar her şeye karşı Allah bizi uyarıyor. Yani vahiy size ne söylüyorsa bu hakikate sadık kalın diyor. Başka şeylere meyletmeyin diyor. Dolayısıyla tabii biz kendimiz geleneksel bir din anlayışından geldiğimiz için sürekli sıkıntıyı orada arıyoruz. Ama geleneksel din algısının dışında olan çok büyük bir kitle de var yani din düşmanı olarak. Bunlar her şeyi reddediyor, hiçbir şeyi kabul etmiyor ve sürekli bu ülkenin hakimi biziz diyorlar. Dolayısıyla Kur'an'ın bu ayetlerin bunları da reddettiğini, bunları da kapsamamız gerekiyor. Tevfik evet. Hocam, Enam suresi 159'da bu geleneksel anlayışa sahip insanların meallerine baktığımızda dinlerini bölüp parçalayanlarla senin işin yoktur diyor. Aslında orijinal metinde mezheplere bölenlerle senin işin yoktur diyor. Evet. Ama şimdi, onlar mezhep yaptıkları zaman halk uyanacak, bu anlayışa karşı bir direnç gösterecek diye özene bezene bu meallerle oynuyorlar. Mezheplere bölenlerle senin işin yoktur diye çevremiyorlar. Evet. Yani yarın bir gün nasıl hesap verecekler? Aynen, doğru söylüyorsun. Şimdi bir şey daha var bu 121. ayette. O da diyor ki, kendilerine verdiğimiz kitabı gereği gibi okuyanlar, işte ona iman edenler bunlardır. Kim onu inkar ederse, bak, kimi inkar ederse, Kur'an'ı inkar ederse, artık onlar hüsrana uğrayanları ta kendileridir. Peki bugün Yahudi ve Hristiyan olanlar, efendim, sosyalist olanlar, Marksist olanlar, işte, Kur'an'ı inkar etmiyorlar mı? Ediyorlar. Peki Allah ne diyor? Kim onu inkar ederse artık onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. O zaman nasıl Yahudi ve Hristiyanları cennete sokacağız biz? Sokabilir miyiz? Var mı böyle bir imkanımız? Gene de söyleyelim. Yahudiyim diyen Hazreti Musa'nın getirdiği dinden sapan insanlar, Hristiyanım diyen Hazreti İsa'nın getirmiş olduğu vahiy orijini dinden sapan insanlar. Bunu bilmek lazım. O zaman o dinden sapmışsa bunlar kesinlikle cennete girecek diye bir söz söylemek Allah'a muhalefet olur diye düşünüyorum. Evet. 122. Ey İsrailoğulları! Size bağışladığım nimeti ve sizi bir dönem alemlere gerçekten üstün kıldığımı hatırlayın. Ey İsrailoğulları, size bağışladığım nimetimi. Ne zaman bağışlamış Allah nimetini? İşte Hazreti Musa'nın Firavun'un karşısına çıkıp, ey Firavun, İsrailoğullarını benimle gönder diyor. Yani bana tabi olanlara engel olma. Onu yerinden yurdundan süreceğim diye uğraşma, onları öldürme, müsaade et de bizimle beraber inansın ve Allah'ın istediği şekilde hayatını yaşasın ve o nimete kavuşsun. İşte oradaki bağışladığı nimeti neyle bağışladı Allah bu nimeti? Hazreti Musa Tur-i Sina'da aldığı vahiy bilgileriyle onları eğitti ve onları üstün kıldık ifadesiyle birçok ayette bunu anlatıyordu. İşte alemlere üstün kıldığımız derken ilahi mesajda hemdem oldu. Allah'ın koyduğu kurallara göre yaşamak için söz verdiler. Ahit yaptılar mesajı veriyor. Hocam burada inanıyorsanız üstün olan sizsiniz ayetin. Değil mi? Çok güzel. İnanıyorsanız üstündür. Onlar inandı. İnandığı zaman üstündü. Ama
o nimeti hatırlayın, kesinlikle ondan dönmeyin ifadesiyle bunu anlatıyor. Evet, yani Allah nimetini sadece İsrailoğullarına bağışlamıyor. Vahiye kulak veren bütün insanlara nimetini bağışlıyor. Ve o vahyin dik durup gereğini yaparlarsa, nasıl Musa'nın yanındaki müminlerle Firavun'a karşı mücadele edip, kazanamadı belki o mücadeleyi ama oradan hicret etti. Gittiği yerde yeni bir dünya kurdu. Günümüzün Müslümanları da aynı kararlılığı gösterirlerse Allah bizi de üstün kılar. Ama o kararlılığı gösteremezsen, o müminlik vasıflarını taşımıyorsan asla üstün olamazsın. Batılıların, Hristiyanların, Yahudilerin, dinsizlerin ayaklarının altında böcek gibi ezilir gidersin. Onlar da zaten sömürmeyi çok severler, kan emmeyi çok severler. Dolayısıyla bu ayeti Allah buraya koyuyor ki bizim bundan ibret almamızı istiyor. Bakın İsrailoğulları bir dönem Musa ile birlikte hareket etti ve onları ben alemlere üstün kıldım. Siz de aynı kararlılığı gösterirseniz sizi de üstün kılarım. Demek ki iş dönüp dolaşıp Müslüman olmak ya da olmamaya geliyor. Müslümanlık vasıflarını taşıyorsa müminler, mümince yaşarlar, güç kazanırlar ve üstün olurlar. Ya da mümince ölürler, giderler. Yani bu İsrailoğullarına verilmiş özel bir statü değil. Bazıları öyle anlıyor. Hani diyorlar ya, işte Allah o toprakları onlara vermiş, onlara has kılmış, onların kutsal toprakları gibi filan. Allah niye belli bir yeri, belli bir kavme tapulasın ki? Sebep niye? Niçin yani? Allah'ın böyle bir usulü, böyle bir kuralı, kaidesi yok. Böyle olmuş olsaydı, o zaman diğer insanlara Allah haksızlık etmiş olurdu. 123. Hiç kimsenin, hiç kimse adına bir şey ödeyemeyeceği, hiç kimseden fidye alınmayacağı ve hiç kimsenin şefaatinin kabul edilmeyeceği ve yardım görülmeyeceği bir günden sakının. Kur'an'da yaklaşık benim tespit ettiğim kadarıyla 25'in üzerinde şefaatle ilgili ayet var. Allah dünya hayatında hep şefaat Allah'ındır ifadesi kullanıyor. Yani sen rızık alıyorsan Allah'tan alıyorsun. Sen nefes alıyorsan Allah'tan alıyorsun. Sen efendim sapmaya ve hidayete gelmeye eğilim gösteriyorsun. Allah'ın koyduğu kurallara göre yapıyorsun. Sen evrenden meleklerin sana secde etmesi oluyorsa Allah'tan oluyor. İşte şefaat Allah'tandır ifadesini kullanırken bunu anlatıyor. Dünya hayatı bir imtihan. Ahiret hayatı ise bu imtihanın sonucunda mükafat ve cezanın alınacak olduğu yerdir. İşte dünya hayatında Allah'ın koyduğu kurallara göre yaşayan insanlar, Allah'ın şefaatinden nasiplenen insanlar, işte ahiret aleminde yine Bakara suresinin hiç kimsenin hiç kimse adına bir şey ödeyemeyeceği, hiç kimseden fidye alınmayacağı bir günden sakının ifadesi kullanırken de aynı, yani ahiret aleminde ne efendiler, ne peygamberler, ne şehitler, ne çocuklar, ne analar, ne peygamberler şefaat edecek. Hatta Allah da şefaat etmeyecek diyor Kur'an ahiret aleminde. Allah'ın şefaati dünya hayatında. Kişinin kendi amelleri Allah'ın koyduğu kurallara göre inanıp yaşıyorsa işte onların amelleri kendilerine şefaat edecek. Kur'an'ın temel olarak anlattığı mesaj bu. Şefaatle ilgili. Orada hiç kimsenin hiç kimse adına ödeyemeyeceği, herkesin kazandığının bir hurma çekirdeğinin etrafındaki lifler kadar bile haksızlığa uğratılmadan herkesi ait olduğu yere koyacak diyor Allah. O zaman ahiret aleminde Allah dilerse cennet atar ifadesi hep boş sözler. Kur'an'a uymayan sözler. Allah dilemez. Sen dilersen Allah diler.
Sen cennete girmek istersen, çaba gösterirsen Allah senin yollarını açar. Senin o yoldaki malzemelerin sermayeni verir. Evet. Şefaatle ilgili söylenecek tabii birçok şey var. Önce bir şefaati tarif edelim. Şimdi bir Kur'an'daki şefaat var. Bir de geleneksel din algısındaki şefaat var. Geleneksel din algısındaki şefaat, bir kişi cennete gidecek kadar günahları yetmez de cehenneme atılmaya karar verilirse, o esnada Allah işte peygamberlere, şehitlere, alimlere, şeyhlere kontenjan açmış. O kontenjandan o peygamberler, şehitler, şeyhler belli kişileri alıp cennete götürebilme izni varmış. Geleneksel din algısındaki şefaat böyle bir şefaat. Yani bir nevi torpil kişi cehennemi hak ettiği halde cennete gitmesi. Kur'an'daki şefaat ise kelime anlamı zaten yanına almakmış, çekmek. Yalnızca kişinin amelleri kendisine şefaat edecek. Yani Kur'an'a göre şefaat, kişi kendisine şefaat ediyor. Aynı kişi amelleriyle ya kendisine cennete şefaat ediyor ya da cehenneme şefaat ediyor. Ali Rıza Hocam hep söylüyor yani, Allah da şefaat etmiyor. Allah kuralları koyuyor. Ben cennete gitmek istiyorsam salih amelleri işliyorum, iman ediyorum. Benim amellerim bana cennete şefaat ediyor. Cehenneme gitmek istiyorsam inkar ediyorum, Kur'an'ı kabul etmiyorum veya işte şirke bulaşıyorum. Benim amellerim de beni cehenneme şefaat ediyor. Benim şefaat olayından özet olarak anladığım bu. Başka söz söylemek isteyen arkadaşlar varsa buyursun. Değilse devam edeceğim. Mete el kaldırdı hocam. Ha, buyur Mete. Ben görmedim. Kardeşim, Allah'ın şefaat derken şimdi bunu şöyle anlayabiliriz. Hani Allah biz şu kanunu azap ettik diyor ama Allah fiilen karışmıyor. Allah'ın kanunlarına uymadıkları için Allah azaba uğruyorlar. Dolayısıyla Allah azap etmiş oluyor. Allah'ın kanunlarının içine gittikleri için. Veyahut da Allah bunları alemlere üstün kıldıkları niye? Allah'ın kanunlarına uydukları için üstünleşiyorlar. İşte buradaki şefaat de aynı şey. Allah'ın kurallarına uyarsan Allah seni orada affeder. Affedilmişler statüsünde kurtarırsın paşayı. Yoksa hiçbir şey yok. Yani kişi kendisi yapıyor. Ne yapıyorsa. Cennete girerse de kendisi giriyor. Cehenneme girerse de kendisi giriyor. Tabii bu sermaye Allah'tan, bu sermayeyi kullanan insanlar. İşte bu insanlar sermayeyi iyi kullanırsa hem dünya hayatında hem de ahiret hayatında mutlu oluyor. Sermayeyi iyi kullanmasa hem dünya hayatında hem de ahiret hayatında mutsuz oluyor. Olay bu. Evet. Hocam bir de bu ayet bir şey daha vurguluyor benim gördüğüm. Orada diyor ki o gün bir tek gün, bir sefer yaşanacak gün. Bir ikincisi yok diyor yani. Onu işte çok sakının diyor. İşte din günü diye bahset diyor. Kur'an. Bir daha bir şansınız olmayacak diyor yani. Bak, bir sefer bir şans. Allah din gününün malikidir diyor. Yani bak bu da ifade ediyor ki dünya hayatında kesinlikle Allah'ın müdahalesi yok. Peygamberleri gönderiyor. Efendim sapacak ve hidayete gelecek malzemeleri veriyor. İnsana da o yöne karşı duyarlılığını veriyor. Kesinlikle müdahale etmiyor. Ahiret aleminde müdahalesini yapacağım anlamını din gününün maliki ifadesiyle Kur'an anlatıyor. Evet. 124. Hani Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle denemişti. O da istenenleri tam olarak yerine getirmişti. O zaman Allah İbrahim'e seni şüphesiz insanlara imam kılacağım dedi. İbrahim ya soyundan olanlar deyince Allah zalimler benim ahdime erişemez dedi. Bak burada aslında hani İbrahim'i bir takım kelimelerle denemişti. İbrahim'i
peşinden o kadar halk gitmediği halde bir tek oğlu İsmail ona iman ettiği halde niye böyle övüyor Allah? Hiç düşünen oldu mu? İşte İbrahim'in babası müşrik, anası müşrik, dedesi müşrik, yakınlar müşrik. Öyle müşrik bir toplum içerisinde kendisini göklerin ve yerin, Hazreti Musa gibi göğe bakıyor, yıldızlara bakıyor, aya bakıyor, oradaki yaratılmış olan varlıkların mükemmelliğini kendi içerisindeki çelişkisizliği yakalıyor. Ondan sonra Allah'ı buluyor. Allah'ı bulduktan sonra da Allah da kendisine çelişkisiz evrene karşılık çelişkisiz bir yaşam biçimi, hayat tarzını onaylayan kitabı indiriyor Hazreti İbrahim'e. İşte onun için İbrahim'i Kur'an öve öve bitiremiyor, Allah öve öve bitiremiyor. Neden? Çünkü İbrahim tek başına bir ümmetti diyor Allah. Şimdi bir insan psikoloji olarak bir toplum goraf goraf geldiği zaman o Müslüman olmuş, ben de Müslüman olayım. O yeni icatlar çıktığı zaman ilk televizyon çıkışında falan yerden birisi televizyon almış, hepsi yürüye oraya gidip hücum ediyorlardı. Şu anda da Allah'ın dini yani çok insanlar Müslüman olduğu için sinerjik olarak insanlar taklitçi olarak geliyorlar. Ama İbrahim olayların iç yüzünü kavraya kavraya hiç kimsenin kabul etmediği bir dinik İbrahim kabul ediyor. İşte hani Kur'an sürekli ben Müslüman olanların ilkiyim diyor ya. İşte İbrahim oğlunu kurban et diyor Allah. İbrahim'i oğlunu kurban etmeye halbuki. Yani burada kurban etme yine yanlış anlaşılmış. Hazreti İbrahim'i eğer Müslüman olsa bak ben Müslümanım. Beni ateşe atacaklar ve inandığımdan dolayı onların putlarına ibadet ve kulluk yapmadığımdan dolayı beni öldürecekler. Seni de öldürecekler. Sen buna razı mısın? Koşacak çağa kendi iradesini kendisine verme anlamında sen ne düşünürsün ifadesi kullanıyor. Yani burada zorlama diye bir şey yok. İsmail de ben babam Allah ne derse ben onu yerine getiririm ifadesiyle teslim oluyorlar. İkisi de teslim oldu diyor. İkisi de Kabe'nin sütunlarını yaparlarken, o tevhid akidesini doruk noktaya ulaştırırken, ifadesini kullanırken, işte İbrahim'i insanlara imam yapacağız. Bak, dün evvelki günlerdeki o kıble kelimesini anlatırken ne demiştik? Bütün peygamberler kıbledir. Ama İbrahim'i insanlara imam yapacağız ifadesiyle Hazreti İbrahim'in ortaya koyduğu yaşam biçimini, hayat tarzını Allah'ın evi diye bahsettiği o yaşam biçimini vahiylerle çerçeveleyip kesinlikle inkar edenlerin oraya giremeyeceği bir hayat tarzını ortaya koyuyor İbrahim. Ondan dolayı İbrahim'i seni insanlara imam yapacağız. Ve bütün insanlar da İbrahim dini, Hanif dini diye yöneliyor Kabe'ye. Aslında bütün peygamberlerin ortaya koyduğu yaşam biçimi, hayat tarzı kıbledir. İşte İbrahim'i de överken de İbrahim'in yönüne uymayı da bütün peygamberlerin ortaya koyduğu mesajın ortak anası olan bir anlayışı ortaya koymuş. Peygamber olmadan önce. Peki hocam, o zaman İbrahim Aleyhisselam'ın böyle bir haramlardan arındırılmış bir dini gösterebilmesi, yaşayabilmesi, yani Mekke'de böyle bir tabiri caizse tek başına bir rejim kurmuş olması, baştan kuvvetli delillerle sorgulayarak iman etmesinden kaynaklanan bir olay mı bu? Yani? Tabii ki bak. Bak ne diyor İbrahim'e? Göklerin ve yerin melekutunu öğretiyordu. Onlar ne yapıyordu?
kendi ideolojilerini ortaya koyan o Lat, Menat, Uzza, Hübet putlarını kendilerine ilah olarak kabul ediyorlar ve senenin belirli günlerinde bel büküp eğiliyorlardı. Hazreti İbrahim de bunları sorguluyor. Onlara bir sinek gelse kovamaz, bir sinek onların üzerinden bir şey alsa gitse yakalayamaz. Bu kadar aciz olan bir varlığa niçin tapıyorsunuz diyordu. İşte aya baktı, yıldıza baktı, güneşe baktı. Bunların hiçbiri yerinde karar kılamadığını gördü. Bunlar benim ilahım olamaz dedi. Allah'ı buldu.